Spor ve Çocuk'tan mutlu günler değerli izleyenler. Bugün Altınzade'de bulunan Tansel Türk Akademi'deyiz. Street Jazz dansına dair tüm ayrıntılarla ekranlarınıza geleceğiz. Ve tabii ki de keyifli röportajlarımız da olacak. Dilerseniz Spor ve Çocuk başlasın. Türk Akademi'de Street Jazz eğitmenimiz Ayda Zorlu Nebeoğlu ile birlikteyiz. Merhaba. Merhabalar. Sizin bugün Street Jazz dans eğitiminize konuk olacağız. Birazcık bu dansı bize aktarır mısınız? Nedir? Nasıl yapılır? Bu yaş grubu şu anda yapacağımız ders 7-8 yaş grubu. Street Jazz kendi içinde belli bir dans tekniği barındıran bir dans formu. Güncel müziklerle yaptığımız bir form. O yüzden bu yaştaki çocukların aslında çok ilgisini ve dikkatini çekiyor. Öncelikle bu bizim için çok önemli. Çocuğun istekli olması, buraya severek gelmesi. Ders sistemimizde derse başlamadan önce mutlaka bir stretching kondisyon yapıyoruz bol miktarda. Beden esnekliği ve kondisyon çok önemli. Ondan sonra ders içinde belirli kendi içinde teknik hareketlerimizle devam ediyoruz ve küçük küçük kombinasyonlar yaparak dersin sonunda bu kombinasyonları birleştiriyoruz ve bir form haline getiriyoruz çalışmalarımızı. Dilerseniz bir de dersin içeriğinden bahsedelim. Street Jazz dediğimizde içeriye baktığımız zaman müzik seçiminiz nasıl oluyor? Müzik seçimimiz genelde yabancı müzik kullanıyoruz. Ama o gün göstereceğim kombinasyonun yerine göre de Türkçe müziklerde kullanabiliyorum. Her bir ders koreografi aynı mı yoksa değişiklik gösteriyor mu? Her ders yeni hareketler gösteriyorum. Ama bir önceki derste yaptığımız hareketleri de mutlaka tekrar ediyoruz. Peki Tansel Türk Akademi'de Street Jazz dansları hangi günler yapılıyor? Haftada kaç gün öneriyorsunuz? Haftada bir gün, 1 saat 15 dakika derslerimiz. Hafta arası ve hafta sonu seçeneklerimiz var. Bu anlamda öğrencilerimiz öncelikle bir deneme dersine geliyorlar. Deneme dersinden sonra da keyif aldılarsa derslerimize katılımlarını sağlıyoruz. Peki dersinize katılım için yaş ortalaması nedir önerdiğiniz? 7 yaşından itibaren Street Jazz eğitimi alabilir öğrencilerimiz. 7 yaş ve üstü öğrencilerimiz var. Burada benim yaklaşık 9 yıldır eğitim verdiğim, 7 yaşında başlayan, şu anda 16-17 yaşında olan ve hala dansa devam eden öğrencilerim var. Bu da çok büyük bir mutluluk tabii ki bizim için. Ortalamalara baktığımız zaman çocukların gelişiminde oldukça önemli olan dans için Street Jazz kapsamında baktığımız zaman çocuk gelişiminde faydaları nelerdir? Aslında bedensel olarak tabii ki çok büyük faydası var. Dersin başında yaptığımız stretching kondisyon hareketleri çocuk için çok önemli öncelikle. Beden esnetmesi, aynı zamanda bedeninde belirli bir formda tutmak ve kondisyon sağlamak için önemli. Onun dışında dans formu aslında zor bir form. Çünkü ders müzik eşliğinde hadi dans edelimden ibaret değil. Çocuğun algılaması çok önemli. Gösterdiğim hareket kombinasyonlarını ezberlemesi ve onu bedenine geçirmesi aslında. Bu şekilde baktığımızda kolay bir form değil ama biz bu derste aslında hem çocuğun fiziksel hem de ruhsal gelişimini ön planda tutuyoruz ve öyle ilerliyoruz. Ben sizin dans tutkunuza dayanarak şu soruyu da size sormak istiyorum. Ailelerimiz çocuklarını niçin dansa yönlendirmeli, neden dans seçilmeli? Neden dans? Bir kere hareket çok önemli. Aslında şimdi bütün doktorlar herkesin önerdiği şey 7'den 70'e hareket edin. Ve biz bu eğitime küçük yaşta başladığımız için bu formda başlayan ve dans eden çocukların bir kere öncelikle beden sağlığı ve sağlık açısından çok önemli. Ve bir sanat formuyla uğraşıyorlar. Gerek bale olsun gerek dans olsun sahne formu. Ve bu çocukları da daha sosyalleşmesini sağlıyor ve kendine özgüven gelişimi sağlıyor. Bu yüzden aslında çok önemli. Hem sağlık anlamında hem de sosyallik anlamında bence dans formu çok önemli form.
Bu dans eğitimlerinin sonuna baktığımızda benim de daha önceden izleme imkanı bulduğum gösteriler var. Biraz da dilerseniz gösterilerinizden bahsedelim. Biz şimdi bütün bir yıl çocuklara belirli bir eğitim, teknik eğitim veriyoruz ama bunun yanında sene sonunda yapacağımız gösteriye yönelik de çalışmalarımız oluyor. Önce çocuk bedensel eğitimini tamamladıktan sonra yavaş yavaş bu gösteri için hazırladığımız kombinasyonlarını öğretmeye başlıyoruz. Ve sahneye çıkan çocuk aslında bir sonraki yıl baktığımızda çok fazla dönüşüme uğruyor. Çok fazla değişmiş, bakış açısı değişmiş oluyor. Hani derler ya, sahne tozu yutmak çok önemli. Sahneye bir çıkan çocuğun özgüveni, kendine bakışı, her şey değişiyor. Bizim gösterilerimiz de gerçekten sene sonu gösterisinin dışında çok büyük bir şov olarak ortaya çıkıyor, sergiliyoruz ve çocuklar ve velilerimiz de çok keyif alıyorlar. Tansal Türk Akademi'de İrem ve Ece ile birlikteyiz. Merhaba kızlar. Merhaba. İlk olarak sizi tanıyarak başlayalım. Ben İrem Avcı. 9 senedir arkadaşım Ece ile beraber Tansal Türk'e dans ediyoruz. Ayda Hoca ile beraber. Son 3 yıldır da Ayda Hoca'nın asistan olarak devam ediyoruz. Dans sevdamız hobi olarak başladı. Şimdi de öyle devam ediyor ama bir üst kademede diyebiliriz. Artık Ayda Hoca'ya yardım ediyoruz asistan olarak. Böyle. Peki Ece, seni de tanıyalım. Ben de Ece aynı şekilde 9 yıl önce başladım. Çok küçük yaşta başladık. O yüzden hayatımızın gerçekten çok büyük bir parçasını kaplıyor dans. Umarım ileride de bu şekilde devam eder. Çok seviyoruz dans etmeyi. Büyük bir tutkuyla yapıyoruz bu işi. Bu yüzden bizim için gerçekten vazgeçilmez bir şey oldu. Hayatımızın büyük bir parçası. Peki İrem, baleyle başladın ve daha sonra dansa geçiş oldu. Ben ilk başta street jazz'la başladım Ece ile beraber. Sonra caza yükseldik biz. Harika. Peki bundan sonraki hedefleri nelerdir, yapmak istediklerin? Bundan sonra Tansal Türk'te daha fazla ilerlemeyi planlıyorum. Zaten işte yaz stajları oluyor. İşte yurt dışına gidiyoruz. Geçen sene Paris'e gittik. Orada stajlar yapıyoruz. Yeni eğitmenlerle tanışıp koreografiler öğrenme şansımız oluyor. Burada devam ediyoruz Ayda Hoca ile beraber. Sene sonu gösterilerimiz var. Onlara hazırlanıyoruz. Küçük gruplarımız var. Onlarla beraber çalışıyoruz. Bu şekilde. Peki, miniklerle burada dersin içeriğine baktığımızda nasıl geçiyor zaman? Çok keyifli geçiyor. Zaten yaşlarında küçük olması hem daha cıvıl cıvıl yapıyor dersi, hem de biz biraz daha eğitmenlik nasıldır, nasıl daha fazla kendimizi geliştirebiliriz, bunun şansını yakalıyoruz bir nevi. Çok keyifli geçiyor bizim için. Çok güzel bir şey. Çok büyük bir şans. Senin hedeflerin nelerdir? Benim hedeflerim de aynı şekilde. Yani dansı hiçbir zaman bırakmayı düşünmüyorum. Ne yaparsam yapayım mutlaka bu şekilde devam edeceğime inanıyorum, istiyorum. Kızlara burada önerileriniz oluyor mu? Kızlara önerilerimiz şöyle. İlk başta biz streç yaparak başlıyoruz. Esnemeyi doğru yapmaları çok önemli. İşte öğretmenimizin taktiklerini uygulamaları, işte notlarını almaları. Ondan sonra derste verdiğimiz dipnotları alıp kendi bedenlerine uygulamaları bizim için çok önemli. Bu şekilde daha eğlenceli ve daha güzel ve onları daha üst seviyeye taşıyacak şekilde devam ediyor derslerimiz. Tansal Türk Akademi'de Damla ile birlikteyiz. Merhaba. Merhaba. Damla, ne kadar süredir dans ediyorsun? Birkaç yıl olmuştur. Bu baleyi de sayarsak eğer 6. yılım oldu. Bale ile başladın? Evet, bale ile başladım. 3 yaşındaydım o zaman. Peki nasıl geçiyor senin için zaman? Burada dans eğitimine geliyorsun haftada bir gün, değil mi? Evet. Yoruluyor musun çok? Evet, çok zor bir şey. Bale peki bitti mi senin için, yoksa ara ara bale hareketleri de var mı dansın içinde? Cumartesi günü baleye geliyorum. Çarşamba günü, bugün olduğu gibi de danstayım.
Akademimizde şu anda İrem'le birlikteyiz. Merhaba. Merhaba. İrem, seninle konuşmak çok keyifli olacak çünkü çok güzel gözlerin var. Teşekkür ederim. Ne kadar süredir dans ediyorsun? Yaklaşık 6 yaşımdan beri baleye gidiyordum. Bırakıyordum ama fazla çalıştığım olmuştu. Nasıl karar verdin dansa peki? Yeni hareketler öğrenmek istedim. Vücudumun lastiğe benzemesini istedim. Fazla böyle lastik gibi olmak istedim. O yüzden bale ve street jazz'ı seçtim. Street jazz'da daha önce izledin mi gösterileri? Nasıl karar verdin? Diğerlerini street jazz'da dans ederken mesela böyle ünlü bir şarkıcının dans ettiği zaman onu dans edebileceğimizi diye umuyorum. Ve ayrıca street jazz'da zor bir dans oluyor ve daha zor şeyler yapacağız ve vücudumuz daha da esneyecek. Daha önce gösterilere katıldın mı akademide? Evet, katıldım. Modern dans, kulüp olarak modern dansa sahneye katıldım ve ondan önce de dans etme gösterisine çıktım. Yani iki kere. İrem, heyecanlanıyor musun gösterilere çıkarken? Evet, sürekli heyecanlanıyorum sanıyorum. Ay, yanlış bir şey yapacağım ya da herkes bize bakacak, herkes çekecek ve yanlış bir şey yaparsak yani biraz korkuyorduk herkes. Ama gösteriye çıktığımız zaman kendimizi çok daha iyi hissediyoruz. Bize herkes bakıyorlar, çok güzel oluyor. Ben bazen de heyecanlanmıştım ama çok güzel olduğunu da gördüm. Akademimizde şu anda Beren'le birlikteyiz. Merhaba Beren. Merhaba. Çok terlemişsin, yoruldun mu? Evet, biraz. Birazcık derslerden bahsedelim mi? Neler yapıyorsunuz street jazz danslarında? Street jazz yapıyoruz, ısınıyoruz. Ondan sonra işte geçen hafta öğrendiğimiz dansları çalışıyoruz. Sonra yeni bir koreografi öğreniyoruz. Peki bu dansa başlamada ailen mi etkili oldu yoksa sen mi karar verdin? Ben karar verdim. Ne dedim peki? Neden dansı seçtin? Ben küçüklüğümden beri bayağıdır dans istiyorum. Zaten ben 3 yaşında baleye başlamak istedim kendim. Annem de burayı buldu. Sonra dans olunca da dansı Yeşim abla söylemiş anneme. Ben de çok sevindim. İleride peki dansla ilgili bir şeyler yapmak istiyor musun? Evet. Ne yapmak istersin peki? Eğitmen mi olmak istersin? Senin gibi küçük kızları yetiştirmek mi istersin? Eğitmen. Eğitmen olmak istiyorum yani. Öyle. Biraz da gösterilerden bahsedelim. Gösteriler nasıl geçiyor? Heyecanlanıyor musun? Evet, heyecanlanıyorum. Daha street jazz gösterisi yapmadık işte. Hep bale gösterisi yaptık. Bu sene o da olacak. Çok yani merak ediyoruz, heyecanlanıyoruz. Arkadaşlıklara da baktığımız zaman çok güzel arkadaşlıklar kurulmuş burada dans ederken. Neler söylemek istersin arkadaşlarınla ilgili? Ya evet, arkadaşlarımı ben bayağıdır tanıyorum, böyle 5 senedir falan oldu 5 sene. Yani çok seviyorum, bazen başka bale derslerinden başka da şey yapıyoruz, görüşüyoruz falan. Caz dersinde şu anda Ecrin'le birlikteyiz. Merhaba. Merhaba. Ecrin, bayağı renklenmişsin. Dansa uygunuz herhalde. Evet. Dans için özel kostümlerin de var mı evde, böyle tasarladığın saçlar? Yani yaparım ama annem yaptırmıyor. Ne kadar süredir dans ediyorsun? Bu sene daha başladık. Nasıl geçiyor dersler? Güzel. İleride dansla ilgili yapmak istediğin bir şeyler var mı? Evet. Ne yapmak istersin? Dansçı olmak istiyorum. Street jazz dersinde Ege ile birlikteyiz. Merhaba. Merhaba. Dersten çıktın ve çok yorulmuşa benziyorsun. Evet, biraz yoruldum. Neler söylemek istersin dersle ilgili?
çok eğlenceli bir şey, bize bu sene başladı. Çok eğlenceli, çok hareketli böyle, müzikleri çok hareketli. Yani çok eğleniyoruz böyle. Baleye ben 5 senedir gidiyorum. Bale çok daha yavaş böyle şey, çok hızlı hızlı böyle daha sert böyle. Peki nasıl karar verdin dansa başlamaya? Ben şey böyle dans etmeyi çok seviyorum böyle şey. Okulda falan 2 sene jimnastik kulübüne gittim. Böyle dans etmeyi falan seviyorum. O yüzden. Dans Atatürk Akademi'de Nur'la birlikteyiz. Merhaba Nur. Merhaba. Ne kadar süredir dans ediyorsun? 1 sene. Baleyle mi başladı peki senin için? Evet. Neler yapıyorsunuz dansta peki? Dersin içeriğinden birazcık bize bahseder misin? Dans ediyoruz, çalışıyoruz, yoruluyoruz. Yoruluyoruz. Senin için zor oluyor mu? Evet. Peki baleyle başladım dedin. Gösterilere daha önce baleyle mi katıldın? Evet. Dansla ilgili bu sene gösteri var mı peki? Katılacak mısın? Katılacağım. Peki burada müthiş koreografiler çalışıyorsunuz. Evde de aynı zamanda çalışıyor musun sen? Çalışıyorum. Harika. İleride yapmak istediklerin var mı dansla ilgili? Evet. Nedir? Mesela ben modern dansa devam etmek istiyorum. Dans Atatürk Akademi'de minik dansçılarımızla beraberiz. Merhaba kızlar. İlk olarak seninle başlayalım. Ne kadar süredir dans ediyorsun? Senedir. Nasıl geçiyor o dersler? Çok güzel. Nasıl karar verdin peki dans etmeye? İstek, çok istedim. Annem de hep dediklerimi yapıyor zaten. Böyle dediklerimi. Ben de katıldım. Harika. Peki senin için nasıl başladı dans? Aslında ben küçükken dans etmeyi çok istiyordum. Annem de bir gün başvurmuş buraya. Bir denetti bana, ben de sevdim, devam ettim. Peki dansla ilgili ileride eğitmen olmak gibi bir düşünceniz var mı? Senin var mı? Ben genç yaşlarda öğretmen olacağım ama sonra başka bir meslek seçeceğim. Street Jazz dansında minik dansçılarımızla beraberiz. Merhaba. Merhaba. Ne kadar süredir dans ediyorsun? Daha bu sene. Yeni başladın. Nasıl karar verdin dans etmeye? İstedim. Dansı çok seviyordum. Çok izliyordum. O yüzden karar verdim yapmaya. Harika. Burada derslere giriyorsunuz. Derslerden sonra evde de koreografileri tekrarlıyor musunuz? Evet. Peki yoruluyor musun derslerde sen? Neler söylemek istersin? Genelde yoruluyorum. Yani, ama çok sevdiğin için? Evet, çok sevdiğim için yapıyorum. Peki dansla ilgili ileride yapmak istediğiniz bir şeyler var mı? Belki ileride ara sıra konservatuvar veya bir okul gibi büyüyünce bir şeye yazdırılmak isteyebilirim. Ama belli değil. Senin için dans nasıl başladı? Baleyle mi başladın yoksa sadece dansla mı başlayıp devam ediyorsun? Baleyle başladım. İlk olarak anaokulunda bale yaptırdılar. Sonra burada kursa başladım buradaki. Dans Atatürk'e başladım. Gösterilere katıldın mı? Evet, katıldım bazı gösterilere. Heyecan nasıldı? Heyecan dorukta oluyor ama sonra yaparken sanki insan rüyada gibi oluyor. Dans Atatürk Akademi'de minik dansçılarımızla birlikteyiz. Merhaba kızlar. Ben Tayra'yım. Seni de tanıyalım. Ben Zeynep. Merhaba, ne kadar süredir dans ediyorsun? 5 senedir dans yapıyorum. Nasıl karar verdin dansa? Annem karar vermiş, beni başlattı. Ben istemiyordum başlarken, çok heyecanlıydım. Sonra beni başlatmış, ben de geldim, böyle ilerledi.
bırakayım dedim. Sonra annem yapma dedi. Çok uzun senedir yapıyorsun. Bırakırsan yazık olur dedi. Ben de devam ediyorum. Büyük emek gösteriyorsunuz. Senin için nasıl geçiyor dersler? Güzel geçiyor. Sen peki nasıl başladın? Senin dans tutkun nasıl başladı? Ben küçükken hep balerinleri severdim. Hep balerin olmak isterdim. Bir gün anneme söyledim, ben de baleye başlayayım dedim. Başlattı beni buraya. Bir sıra istemedim ama annem devam et dedi. O yüzden de devam ediyorum. Baleden sonra da street jazz başladı. Evet. Dansçılarımızla röportajlarımıza devam ediyoruz. Merhaba kızlar. Merhaba. Ne kadar süredir dans ediyorsunuz? 5 senedir. 5 senedir baleyle başladın. Evet. Nasıl karar verdin peki? Neden street jazz dans? Ben de hep küçükken balerin olmak isterdim. Önce Hülya Aksılar'ın okuluyla başladım. Sonra bu okula geçtim. Şimdi de buradayım. Harika. Senin için nasıl başladı? Ben küçükken hep balerin olmak isterdim. Burada fırsatımı değerlendirdim ve şu anda buradayım. Harikasınız. Başladınız. Peki ileride dansla ilgili bir şeyler yapmak istiyor musunuz? Olabilir. Eğitmen olmak mesela. Evet, olabilir. Türk Akademi'de Özlem Hanım'la birlikteyiz. Merhaba. Merhaba. İlk olarak şunu sormak istiyorum. Street jazz dans alıyorsunuz, eğitimi alıyorsunuz. Neden dans seçtiniz? İlk olarak dans öykünüzden bahsedelim. Çocuğunuzun burada olması, burada bulunması. Zeynep, ben Zeynep'in annesiyim. Zeynep 3-4 yaşlarına yakın baleye başladı. Önce baleyle başladı zaten. Kız çocuğu diye müzik, dans, spor yani en yakın şey bale diye düşündük. Buraya verdik. Daha araştırdım tabii önceden. O bize de yakındı. Dolayısıyla burada başladı. 3-4 senedir burada. Şimdi bu bale, klasik balenin devamı olarak da bu sene street jazz eklendi buna. Zaten bunu daha heyecanla bekliyorduk. Çocuklar, çünkü kız çocukları büyüdükçe biraz daha hareketleniyorlar. Hareketlendikçe de bu caz dersi, dans dersi daha doğrusu, hareketli dans dersi daha önem kazanıyor. Çok mutlu, çok severek geliyoruz hafta içi. Yani okuldan geldikten sonra gelmemize rağmen koşa koşa geliyoruz. Çok keyifle dans ediyor yani. Bir de gösterilere hazırlanma kısmımız var. O zamanki heyecan nedir? Evet, o bizim yani son 3 senede başından beri yaşadığımız bir ritüel ama çok keyifli bir ritüel tabii. Son gösteriden bir hafta öncesi acayip heyecan doruğa çıkıyor. O kıyafetlerin verilmesinden sonra işte biz de heyecanla bekliyoruz. Prova günü işte ondan sonra gösterinin olması falan çok her sene çok keyifli geçiyor. Buranın gösterileri hakikaten ben de duyuyorum diğer arkadaşlardan da çok değişik, çok kapsamlı, öyle basit küçük bir gösteri olarak olmuyor. Tan Hoca çok önem veriyor sene sonu gösterilerine. Beren'in annesi Sonay Hanım'la birlikteyiz. Merhaba. Merhaba. İlk olarak street jazz dansını neden seçtiğinizi ve tabii ki de bu dans öyküsünü Beren'in sizden dinleyelim. Beren 3,5 yaşındaydı bir gün. Geldi bana dedi ki anne bana internetten dans okulu bulur musun? Onun üzerine internetten araştırdım. Hiç bilgim yok çünkü çok küçük olduğu için. Bir sürü okulu aradım ama adaptasyon sınıfı bir tek Dansa Türk'te vardı.
Vallahi bu 6. yılımız, baleyle beraber devam ediyoruz ama dansı çok seviyorlar. Hani bale tamam, hani kökleri baleye dayanıyor ama hani bu seneyi iple çektiler çünkü kız çocukları için dans ve Beren çok seviyor ayrıca. O yüzden tercihimiz burası oldu ve çok mutlu, çok keyifli gidip geliyor. Sizin gözlemlediğiniz Beren'deki değişimler, gelişimler nelerdir dansla birlikte ve tabii ki de baleyle birlikte? Şimdi bir kere disiplini çok güzel alıyorlar. İşte bunun içinde geç kalmamak var, tokasının yamuk olmaması var, bandının düzgün takılması var. İşte mayosundan iç çamaşırının gözükmemesine kadar bir kere disiplini sağlıyor. Bir de vücudunun gelişimi açısından duruşundan oturuşuna, kalkışına kadar çok büyük etkisi var. Herhangi bir ortama girdiği zaman hiç tanımayanlar bile hani bir şekilde diyorlar ki hani dans ya da bale bir şey yapıyor mu? Çok sorun oldu. O kendini belli ediyor zaten. Beren'in gelecekle ilgili, dansla ilgili hedefleri var mı? Var, dansçı olmak istiyor. Babamız da avukat olmasını istiyor. O da diyor ki tamam avukat olurum ama dansçı da olurum diye. Böyle evde bazen ikisi birbirlerine şey yapıyorlar ama yani keşke olsa, devam etse, ülkemizin şartları da daha iyi gitse de yollarını açsalar da güzel şeyler olsa. Hanım, son olarak şunu da sormak istiyorum. Akademinin çok güzel gösterileri oluyor. Gösterili hazırlık süreciniz nasıldır ev için? Ya bir çok heyecanlı bir kere. Yani Özlem'in de dediği gibi bir hafta öncesinden başlıyor heyecan. Bir de biz hiçbir şey bilmiyoruz. Bize bir şey, çünkü saklıyorlar, söylemiyorlar. Kostümler gizli, hareketler gizli. Sadece Tam Bey'le yaptığımız bir toplantıda bir kısım sunuyorlar bize. Ama bilmiyoruz devamını. Çok heyecanlı. Sabah prova, provadan sonra bütün gün işte berbere gidiliyor, saçlar yapılıyor, giyiniliyor. Bir kere bir de makyaj giriyor işin içine gösteride. Çok keyifli, çok gurur verici. Ben hep ağlıyorum, her gösteride ağlıyorum. Çok güzel yani. Bugün Tansa Türk Akademi'deydik. Street Jazz dansına konuk olduk. Minik dansçılarımızla röportajlar gerçekleştirdik. Bir sonraki bölümümüzde farklı spor branşlarıyla tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.